Word 2010 uygulaması oluşturma. Microsoft Word, dokümanların oluşturulmasında önemli bir araçtır. Bu eğitimde daha önceden oluşturulmuş bir Word dokümanı üzerinde işlem yapılacaktır. Şimdi yeni bir Word 2010 document projesi oluşturun. Açılan pencereden var olan doküman seçeneğini seçin ve şekildeki dosyayı açın. Yapılmak istenen dosya açıldığında koyu olarak yazılmış alanlara otomatik olarak bilgilerin gelmesidir. Toolbox'tan bookmark seçerek sırasıyla öğelerin üzerine sürükleyin ve bırakın. Sürükleme işlemini yapmadan önce dokümandaki öğeyi seçmeyi unutmayın. Çıkan uyarı kutusunda OK düğmesine tıklayın. Öğelerin etrafında gri köşeli parantezler olduğunu görebilirsiniz. Sürükleme işleminden sonra date öğesine date bookmark, customer öğesine customer bookmark ve shipper öğesine de shipper bookmark adını verin. Şimdi shipper alanı için bir panel eklemek istenmektedir. Bu panelde nakliye şirketleri yer alacak ve tıklanan nakliye şirketi shipper alanında görüntülenecektir. Bunun için projeye sağ tıklayın ve açılan listeden Add New Item komutunu seçin. Görüntülenen pencereden Actions Pane Control öğesini seçin ve Shipper Pane adını verin. Add düğmesine tıkladığınızda boş bir tasarım alanı görüntülenecektir. Bu tasarım alanına Toolbox'tan bir label ekleyin ve Properties panelindeki Text alanına Choose Shipper metnini ekleyin. Daha sonra Label'ın altına bir ListBox ekleyin. Properties panelindeki Items Collection öğesine tıklayın ve nakliye şirketlerini yazın. OK düğmesine tıkladığınızda yazılı öğeler liste içinde görüntülenecektir. Properties panelindeki Events düğmesine tıklayın ve Selected Index Changed öğesine çift tıklayarak kod görünümünü açın. Buraya şekildeki kod satırını yazın. Bu kod satırı listeden seçilen öğeyi Shipper Bookmark'ın text öğesine atacaktır. Şimdi bu panoyu Word'ün açılışında görüntülemek için Word dosyasına sağ tıklayın ve View Code komutunu seçin. Startup metoduna şekildeki kod satırını yazın. Bu kod bloğunun ilk satırı geçerli tarih değerini Date Bookmark'ın text özelliğine atayacaktır. İkinci satır ise Customer Bookmark'ın text özelliğine belirtilen metni yazacaktır. Üçüncü satır Shipper Payne'den yeni bir panel oluşturacaktır. F5 tuşuna basıp uygulamayı çalıştırdığınızda geçerli tarih değerinin ve müşteri adının yazıldığını görebilirsiniz. Word uygulamasının sağ tarafında görüntülenen panelden bir öğe seçtiğinizde bu öğe Shipper alanında görüntülenecektir.